Sayın Karakuş efendim buyurun, bu e, geri dönüşle ilgili ifade edilen bu proje boyutunda öncelikle e, neler eklemek istersiniz, nasıl bakıyorsunuz, sizi dinleyelim. Ben e, yapılabilecek en iyi proje olarak görüyorum, yani şu günkü ortam nedeniyle. E, gerçekten bu konuda e, Sayın Ümit Özdağ'ın e, çalışmaları için de ayrıca kendisine teşekkür ediyorum. E, bu aynı zamanda muhtemelen e, bu olayın tetiklenmesinde bir yerde başrol oynadı diye düşünüyorum. Şimdi e, buradaki kabahat kimin? Yani bu ki, bu kişiler niye göçüyor? Bunun kabahati Amerika Birleşik Devletlerinin. Amerika Birleşik Devletlerinin e, Condoleezza Rice'ı efendim biliyorsunuz 22 ülkenin e, sınırlarını değiştirecekler. Peki kim bu ülkeler? Tamamı Müslüman ülkeler. Peki siz kimsiniz? Dünyada bir devletsiniz. Yani böyle bir e, karar sonucunda e, işte çivisi çekildi bu Orta Doğu'nun e, her yerin. Ondan sonra her yerde kargaşa, e, her yerde sıkıntı. Bunun sonucunda Arap Baharı... Efendim işte Afganistan'ın işgali, İran işgali. Dikkat ettiyseniz yani. Bütün bu olaylar Müslüman ülkelerinin çevresinde. E peki Türkiye nerede? E, Türkiye de bu Müslüman ülkelere bakıldığında en cazip ülke. Müslüman kendisi. Aynı zamanda tabii ki onlara nazaran bence 10 kat gelişmiş. 10 kat gelişmiş. Birçok Müslüman ülkeden 10 kat gelişmiş. E, medeni bir ülke. Demokrasiye sahip olmuş bir ülke. Bütün bunları düşündüğünüzde... Nereye kaçarsınız dediklerinde ilk önce Türkiye'ye kaçarım ben de orada olsam. Evet. Yani bunun daha ötesi var mı? Bir de bizim diziler çok yayıldı sağda solda. Dizileri seyreden ondan sonra işte. Daha da cazip kıldı Türkiye'ye. Hayatımı kurtardım. Yani bu şeye benziyor. Amerikan dizilerine de benziyor. Yani Amerika'ya gittiğinizde aynı şeyi Amerika'da görüyor musunuz? Hayır görmüyorsunuz. Yani ama Türkiye'de de aynı şekilde dizilerdeki ...çekim merkezi haline gelmesi Türkiye'nin bunun e, bir şekilde bu noktaya gelmesine neden olduğu... ...yani sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri, onca onu söyleyelim. Tabii buna e, Avrupa ülkelerini de, Batı ülkelerini de söylememiz söz konusu. Bir de e, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda e, kumpasına da e, yani karşı karşıya ile kaldı, kaldı Türkiye... O da nedir? Mesela Membiç'i bize vereceklerdi. Abi gece bir baktık ki efendim, Rus birlikleri oraya giriverdi. Yani şimdi burada Membiç'te mesela farz edelim e, Türkiye'ye teslim edilseydi en az 200 bin, 300 bin kişiyi de Membiç'e kaydırma imkanımız olurdu. Şimdi gelelim e, diğer bir konu Amerika'nın öbür kumpası efendim Türkiye'ye karşı e, malumunuz işi kovalıyorum diye Ondan sonra, benim işit vasıtasıyla oradaki bütün insanların kaçmasına neden oldular. Arap'tı, Türkmendi, diğer ne kadar nüfus varsa, malumunuz işitten kaçtılar. Ee, onun sonucunda, onun sonucunda yüzde üç nüfusa sahip olan e, işitle çarpışıyormuş gibi görünen PKK, efendim yüzde nüfusa sahip ve destekleyenleriyle beraber şu anda yüzde nüfusa sahip. Yani Türkiye aslında eğer o mümbit araziler yani biraz evvel de söylendi. Rakkaydı, Aynel-İsaydı, zordu tabaka Tapkaydı, Haseke Türkiye'nin elinde olsa bu hemen 4 milyon kişiyi çok rahatlıkla yerleştirirsiniz ve bu iş biter. O yüzden hani Sayın Cumhurbaşkanı da işte bu proje 1 milyon kişiyi de bulacak şekilde söylüyor. Yani 4 milyonu bulduramıyoruz. Sebebini de söylüyorum. Ee, ama bu, bu iş bir gün inşallah Türkiye'nin gücü gücüyle sözülecek ve herkes haklı olduğu topraklarına geri dönecek. Ben ona inanıyorum. Bunun için de Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele gerekiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri şu anda işte PKK PYD'ye e, düşünün yüzde üç nüfusa destekleyenleriyle beraber söylüyorum yüzde üç nüfusa sahip olan efendim bir nüfus bir e, efendim e, etnik yapı e, yüzde otuz üç yere sahip. Şimdi gönderebileceğiniz <laughs> mü, mü, mümbi arazilerde de e, onların elinde e, biraz evvel gayet iyi konuşan arkadaşlarım e, gayet iyi söylediler yani. E efendim PKK'nın olduğu yere kimi gönüllü gönderebilirsiniz? Şimdi bir de dünya bize baskı yapıyor. Efendim zorla göndermeyeceksiniz ha. Gönüllü gidecekler. Yani buyurun efendim. Herkes gönüllü mü geldi bize? Yani koşa koşa ne yapsın savaştan geldi. Canını kurtarmaya geldi. Yani aslında yani baksanız bir de bir dakika, bize hani baskı uyguluyorlar. Barakın, efendim insan haklarını ama şunu da ekleyeyim. Yani bu da bir gerçek. Hani Türkiye'de kalma konusunda da çok gönüllü olmayabilir pek çoğuna sorsanız çünkü asıl hedefleri Avrupa ülkelerine gidebilmek. Bir yandan baktığınızda madem ha, iş ki, gönüllülük esasına ki. göre e, ilerleyecek o zaman e, Avrupa ülkelerinin ya da Türkiye'ye bunu söyleyenlerin bunu da düşünmesi lazım. Öyle değil mi? Ben e, sayın Vallahi korkarım. benden evvel düşündünüz. Teşekkür ediyorum. E, çok yaşayın. Sayın Komutanım... E, bu. Aynen fikir... öyle, aynen öyle. Onu söylemek istiyorum. Yani gönüllülük esasına bakınca buyurun siz kabul edin. Tabii. Yani biz ona ama da şey, şey demiyoruz var, ki e, alın sizin olsun yerdan yani ne kadar istiyorsanız. Avrupa Birliği ile şey var, bir anlaşmamız anlaşma var. var. Bu geri kabul anlaşması, geri kabul anlaşması. Var. evet. Avrupa Birliği o konudaki kendi yükümlülüğünü ne Gerine kadar yerine getirmedi. getirdi? E, o zaman? Zaten e, Başak Hanım bundan dolayı hem bu iş siyasetin bir tartışması hem e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın değerlendirme bir strateji değiştirdi artık az önce dediği gibi gelenler Afgan e, sınır aşan hareketler de Afganların da hedefi Avrupa. Evet. Ama Yunanistan işte duvar ördü, Bulgaristan kapattı, Ege Deniz'den geçemedikleri için e, Türkiye'de bir şekilde kalıyorlar. Bu asıl bizim sorunumuz az önce e, komutanım söyledi. Bu düzensiz göç. Mesela güç idaresi geçici sığınmacıları kayıt altına alıyor. Örneğin geçen bir çalışma yapıldı. Kamuoyu için çalışıyorum çok önemli. Gaziantep'ten geçici sığınmacı almış. Kampta ya da orada olması gerekiyor. Orada değil, adres tespiti İstanbul'da. Şimdi bunlar hep pasifize edilip bir çalışma yapılıyor. Bu da bu geri dönüşün bir hazırlığı evet. ya hazırlığı. Ama e, gelen Afganlar sınır altından savaş şartlarından geldiklerinde ne kayıtları var, ne de bir ellerinde belge var. Çoğunun elinde pasaport yok, kimlik yok. Örneğin ben Van bölgesini takip ettim. Bizim e, sınırda görevli yapan güvenlik güçlerimiz alıyor, alıyor. Karşındaki adamın kim olduğunu bilmeye yakalıyor, kimlik söylemiyor, peştunca konuşuyor o dille konuşuyor. Ne olduğu belli değil. Bir de e, İran'a e, kış şartları olmazsa 45 gün ya da 2 ay bir zaman periyodu seçiyor. Burada kamuoyuna ben şunu söylemekle de görevliyim. İran'ı burada atlamamak lazım. İran hem Irak'ta ve Suriye'de yaptığı alttan e, güvenlik uzmanlarımız anlatacaktır. Alttan e, o hareketleri kendi sınırında da yapıyor. Mesela Taliban'ın kontrolünde bölgeden çıkışlarını neden perdelemiyor? Bu gelen işte yoğunluk olarak Peştunlar ee, İran için bir güvenlik e onun riski için, değil işine mi? Ben size yani. söyleyeyim. Şu anda e, e, İran'ın içinde bu bir sektör olmuş. 1000, 2000, 3000 dolar İranlı görevlerin de var. Kaçakçılar mı? Taliban sınırı diyelim geçeceğin evet. Taliban sınırından alıp devlet görevlileri de var. E, sınırından bizim alıp Türkiye kısımına kadar bunların belirli iyaşelerini yapıp bizim sınırımıza yakın bir noktadan bırak bırakıyorlar. Bırakıyorlar. Yani düşündüğünüzde Afganistan'dan Türkiye'ye nasıl bir yol yani var yani bu bunu nasıl ifade edilen soru şu. Kişi, Peştun İran için bir sorun değil mi? Bir güvenlik riski değil mi? Sorun. Ama ve, o işte o riski bir şekilde üzerinden atmış atıyor. oluyor bu yolla. Tamam. E, ne kadar umutsuz e, ve Türkiye, hukuksuz sayın olsa Süleyman da bu yolla. Buyurun da. Sayın Karakuş efem. sizinle devam edelim. Sözünüzü böldük, kusura bakmayın. Buyurun. Ben yani şimdi konumuz Suriye olduğu için diğer konulara Tabii tabii değinmek. ona birazdan gireceğiz zaten. Ona ayrıca bir başlık olarak konuşacağız. Yani, yani Suriyelilerin diğer, durumu biraz diğer, daha farklı. Diğer yerlere Afganistan'a falan konusuna değinmedim. Evet. Çünkü yani konumuz bugün şu anda yani o bir milyon kişinin dönüşü, efendim gönüllü dönüş konusu falan onu konuşuyoruz da o yüzden işte Afganistan'a falan değinmedim. Yani genel olarak değindim. Bugün efendim işte ne kadar efendim Avrupa'ya göçün nedenlerinin başında Türkiye'ye göçün nedenlerinin başında Amerika Birleşik Devletleri'nin işte yapmış olduğu 22 devletin sınırını değiştirme hakkını nereden elde ediyorsa öyle bir harekette bulunmasının sonuçları. İşte Libya'daki olayı biliyorsunuz. Efendim işte Tunus'ta değişik olaylar oldu. Mısır aynı şekilde e, sıkıntılar çekti. E Benim bu Irak'taki çek, çek. olayı biliyorsunuz. Afganistan böyle, Suriye böyle. Yani e, bütün bu olayların ana kaynağı e, Amerika Birleşik Devletleri'nin hakkı olmadığı halde e, ülkelerin iç işlerine, dış işlerine, her şeyine karışmış olmasından kaynaklanıyor. E, burada benim söylemek istediğim işte e, kıymetli tarım toprakları ve Fırat. Bakın, şimdi herkes bir baksın haritaya. E, o Tapka Barajı'nın tamamı efendim şu anda PKK'nın elinde. Yani e, barajın olduğu yer PKK'nın elinde. E, Suriye'nin suyu yok şu anda. Suriye'nin suyu yok. Yani Suriye'nin esas ana suyu ne? Fırat. E, Fırat'ın bakın barajın olduğu yer dahil efendim tamamen PKK'nın elinde. Onun kuzeyi yani Fırat'ın kuzeyi Irak'a çıkıncaya kadar olan bölge tamamen PKK'nın elinde. Yani su olmayan yere nasıl insanları göndereceksiniz? Yani bizdeki 4 milyonu bile göndermekte sıkıntılarımız bundan kaynaklanıyor. Her yer neredeyse en kıymetli yerler PKK'nın eline geçmiş. E, uyduruk efendim IŞİD gibi bir e, terör örgütü vasıtasıyla PKK'nın desteklenmesi. E, adeta işte Türkiye'ye kumpas kurulması. Daha hala bu zaten e, bu kurulan kumpasın sonuçları var. Yani bugün işte orada Maalesef Türkiye'yi tehdit eden 65-70 bin şimdi de işte 3500 tane daha efendim ilave olacak bir PKK PYD e, e, ortamı var ve hava hakimiyeti var. Kimse oraya müdahale edemiyor. Yani birçok kişi istiyor. Yani Türkiye'de istiyor. İstemez mi yani? E, efendim müdahale edeyim de orayı süpüreyim. İstemez miyiz? Ama Amerika'nın bir şekilde e, gölgesinde e, yaşayan efendim ve güçlenen 15 milyar dolarlık silah almış bir PKK örgütü var orada. PYD örgütü var. Uydurma bir devziye tekrar kandırma hareketi de yok işte kara yılanın başına para verilmiş de o PKK'ymış, kötüymüş, terör örgütüymüş. Efendim YPK demek demokratik güçmüş. Yani şimdi böyle bir kumpasla da Türkiye karşı karşıya. Bütün dünyaya bu kumpas yayılmış vaziyette ve e, Türkiye bununla mücadele etmek konumunda. Yani sadece e, bir kısım efendim e, kimselerin e, Suriye'ye dönmesi değil. Aynı zamanda burada bulunan PKK terör örgütünü yük, e, bir şekilde yok yok etme görevi de var Türkiye'ye. Onu nasıl yapacağız? İşte onunla ilgili de büyük bir çalışma yapmak yani bu gerekiyor. Bu ge ge gerekçesi zaten komutanım. Evet. Yani PKK ile mücadele etmenin en önemli gerekçesi ee, bence göçmen Evet evet tabii ki. Tabii bir ilave Gerekçe var tabii ki de ama işte yani gel de bir şekilde doğrudan Amerika ile çatışmak konumuna gel. Ona bir şey diyemem. o artık peki. yani herkesin bir ilave verebileceği bir Sayın karar peki de bir değil. Sayın ilavesi de. var sonra Sayın Ağar'a dönelim. Buyurun. Ee, şimdi komutanım e, dediğiniz doğru tabii ama e, şimdi Amerika Birleşik Devletleri de bu göçü bekliyor. Yani bu e, Göç konusu yani çok daha fazla miktarda insanların geleceği konusu açıkım ve bunların göç yolu da belli ee, ve bu bölge aynı zamanda Amerika Birleş Birleşik Devletleri'nin o bölgedeki Kerkük, Musul dahil olmak üzere hatta Katar dahil olmak üzere doğal gazı ve petrolü Akdeniz'e aktarma ile ilgili bir projesi de var. O zaman bu göçü buraların stabil hale gelmesi ya da güvenli hale gelmesi gerekiyor. Buraların e, güvenli hale gelmesi için o göçün bir yerlerde kanalize edin, bir yere kanalize edin mesela. Biraz daha insansız e, Bu halde kanalize olur. nereye gidecek yani nereye kanalize edecekler? Bu, bu kanalizeyi yaparken ben söylemiştim. YPG PKK'yı kullanacak mı adam? Kime karşı silahlandırıyor? 15 milyar dolarlık silah almış bize karşı mı? Suriyelere karşı mı? Yoksa gelecek olan göçe karşı mı? Gö göçe karşı mı? Çünkü belli alanları yani büyük bir ihtimalle belki de Türkiye'ye doğru e, yönlendirecek. E, ama bu sefer de o düşündüğü proje e, ortadan kalkacak. Yani düşün, e, şey yaptığı, petrol projesi, doğal gaz projesi, e, Akdeniz'e akma, akma konusu, Rusya'dan alınıp e, daha güneye çekilmesi konusu. E, bütün bunlar Türkiye'nin önüne çok önemli e, güvenlik sorunları getiriyor. Ve bu güvenlik sorunlarını çözmek için de işte Doğru. E, sadece so şeyler değil, silahlı kuvvetler değil, sosyal meseleler de biraz evvel konuştuğunuz ev yapımı vesaire falan okullar dahil olmak üzere çok önemli e, çalışmaların yapılması gerekiyor. Umarım daha Türkiye bunun başlangıcında yani ilk adımı atmış vaziyette